Bir Gökiz Happy Life video günlüğüne tekrar hoş geldiniz. Bu aralar yine çok çok çekimler yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın size ne göstereceğim. İlk benden göreceksiniz. Televizyonlarda hiçbir yerlerde yok. 1915 Çanakkale Köprüsü yapım aşamasında hala. Dışarıya çıkmıyorum çünkü çok rüzgar var. Rüzgar sesinden anlaşılmıyor konuştuklarım. Böyle buralara geldik. Şu evlerin fiyatlarını şimdi düşünmek istemiyorum. Bunlar Boğaz'daki yalılar olmuş oldu. Hele şurada aşağıdaki siteler falan. Kim bilir kaça çıktı fiyatları. Devasal bir şey arkadaşlar. Çok büyük. Biz hep karşı taraftan Almanya'dan gelirken şu karşıdan görmüştük köprüyü. Bu taraftan hiç görmedik. Bugün böyle bir çıkalım dedik Erkan'la. İrkan da burada. O da kendine drone'dan çekimler yaptı. Şimdi yine yavaş yavaş evimize doğru gidiyoruz. Ama gerçekten yakın olan çok çok daha büyük gözüküyor. Dönmeye çalışıyoruz da arkadaşlar. Hava güzel. Hava bugün 9 derece. Şubat 28. Ne Şubat'ı ya? Ocak 28. Ocak 28 arkadaşlar. Annemin gitmesine de az kaldı. 9 Ocak'ta Allah kısmet ederse Sabiha Gökçen'den Nürnberg'e uçacak. Hayırlısınla inşallah. Şimdi döndük. Yavaş yavaş yine gidelim. Uzun bir aradan sonra kamerayı elime aldım. Günlerden 11 Şubat. En son Erkan'la 1915 köprüsünü çekmişim. Bir baktım. Ondan sonra neler oldu neler. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler iyiyiz. 9'unda annemi Almanya'ya yolcu ettim. Mudanya'ya gittik Erkan'la beraber. Annemi götürdük. Oradan İbrahim abi Selçuk Başkan, Bursa İyi Parti Genel Başkanı ve bir abi daha annemle beraber, yani 4 kişi Almanya'ya Nürnberg'e uçtular. Babamın çünkü 12 Şubat'ta 30. sene gazetenin 30. sene kutlaması var Yeni Posta'nın. Onun için oraya gittiler. Annemi de onlarla beraber gönderdik. 2 ay bende kaldı biliyorsunuz. Mudanya'ya giderken unuttum kamerayı. Telefonla çekip ekleyebilirdim. Olmadı. Gittik günübirlik. İşte saat 11 gibi falan buradan çıktık. Ondan sonra akşam işte yavaş yavaş gittik. 3 gibi falan Bursa'daydık. İşte Mudanya'daki evimize girdik. Öyle bir etrafa baktık. İşte birazcık bir şeyler toparlamaya çalıştık. Ondan sonra cığıma annemi saat 5'te işte geldi İbrahim abiler. Mudanya'daki evimizden aldılar. Onlar İstanbul'a doğru yola çıktılar. Sabiha Gökçen'e doğru. Biz de tekrar buraya evimize doğru yola çıktık. Gelirken Mudanya'dan iki kere döndük böyle. Bereket Pastanesi'nden Bursa'ya ait olan, meşhur olan Tanli Pide'yi aldık. Bu, yani normalde bir önce başka bir pastaneye sordum yolumuzun üstündeki. Bu saatte bulmak çok zor abla dedi. Ondan sonra tekrar Erkan sağ olsun döndü. Bulduk. 4 tane, 5 tane vardı. 5'ini de aldım. Böyle küçük küçük yapmışlardı. Hatta bugün son ikisini yedik. Ondan sonra cevizli lokum aldım 2 tane. Bir tanesini buzluğa attım. Bir tanesini de öyle gidiyorum, geliyorum, yiyorum. Öyle özlemişim. Bizim oranın hemen sahiline çıktık. Evimizin, annemin evinin oradaki sahile çıktım. Kimseyi görmedim. Bir Kamil abiye uğradık. Çünkü abim ona ilaç göndermişti. Onu işte teslim ettik. Sağ olsun Asiye de bana kendi yaptığı salça verdi. 2 kavanoz. Çok güzel böyle kumaşla da şey yapmış. Üstünü kapatmış kavanozun. Öyle arkadaşlar. Ondan sonra buraya döndük. Bugün günlerden ne ya, cuma. Gene hayırlı cumalar olsun. Evimizdeyiz. Gene yalnız baş başa kaldık Erkan'la, köpeklerle beraber. Evimizi biliyorsunuz değiştirmiştim. Ben tekrar gene aynı eski konumuna getirdim. Üçlü koltuğu buraya aldım. Bu biliyorsunuz güzel canım küçük sehpam. Onu buraya aldım. İşte annemin almış olduğu süsleri oraya koydum. Bu çiçekleri buraya aldım.
Havuzumuzda her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok. Bu arada şu dışarıda görmüş olduğunuz kütüğü biliyorsunuz ben içeriye koymuştum. O ve bir tane daha vardı. Burada vitrinin yanında sağlı ve sollu olmak üzere duruyordu. Evin içerisinde böcekler buldum. Yani bir günde değil de işte bir gün buldum. İşte 2 gün sonra tekrar buldum. Böyle kırmızı başı böyle siyah böcek buldum. Ve böyle kütüğün altında da hep böyle işte toprak falan parçaları oluyordu. Ondan sonra dikkat ettim ki kütüğün üzerinde muntazam böyle yani nasıl diyeyim bir sigara izmaritinden daha küçük böyle delikler vardı. Yani bayağı birkaç tane yani böyle 7-8 tane. Ondan sonra anladım ki kütüğün içerisinde bir şeyler yaşıyor. Ve kütükleri maalesef çok üzülerek dışarıya koydum. Dışarıda dursunlar. Korktum yani internetten çok araştırdım. Yani tahta kurdu falan filan. Onlar çok küçükler ama bunlar bayağı bildiğim büyük böyle böcek yani. Ondan sonra hani böyle kulak sokan olur ya onun kadar böyle büyük böcekler. Onları işte dışarıya koydum. Şurada size ekmiş olduğum limon çekirdeklerinin ağacını göstereyim. Yavaş yavaş burada büyüyor. Onu mahsusen kaloriferin yanına koydum sıcak olsun diye. Bu çiçeğim güzel güzel coştu. Ha bugün bir de şeyi göstereyim size. Bizim bu eşek tüylülerimiz var ya çocuklarımız. Bahçemizi hep böyle kazıdıkları için işte şu köşe olsun. Yani artık çiçekleri bile kurutmaya başladılar kazıdıkça. Burası olsun, orası olsun. Yani sürekli bir kazıma halindeler. Onun için bugün sabah demir ustası geldi. Ölçüsünü almıştı zaten. Burayı böyle bir kapattık. Aynı şekilde buradan da kapattık. Şimdilik kapısı açık çünkü daha ilerleyen haftalarda ya da günlerde bilmiyorum toprak gelecek. Burası tekrardan bir toprakla örtülecek. Onun için burayı da böyle kapattık. Toprak geldikten sonra biz yanlarındayken çıkıp tabii ki burada gezecekler, tozacaklar, koşturacaklar. Ama biz yokken kapısını kapatacağız. Çünkü kazmalarından artık görüyorsunuz şurada da öyle kazıdı. Yani İkisi de burası da öyle. Ha şurası da öyle. Yani Pars ve Sıla sürekli bir kazıma halindeler. Başka arkadaşlar evle ilgili işte yarın öbür gün ev busta gelecek biliyorsunuz bu içerisinden ev yapıldıktan sonra işte yağmur yağdığında içeriden bir akıntı söz konusuydu. Burasını kapatacaklar yarın öbür gün. Ondan sonra o da bitmiş olacak. Yukarıya çıkın. Ha, sizinle şeyi paylaşayım. Bilmiyorum daha başlamadık ama eminim ki çok keyifli bir şekilde yapacağız onları Erkan'la beraber. Ay yoruldum. Buraya da böyle bakırları koydum. Kendi çapımda işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sallanan sandalyem burada. Burada oturup işte burada da kitabım var. Böyle denize karşı güzel kitabımı okuyorum, kahvemi içiyorum. Sizinle şunu paylaşayım. Eminim ki biliyorsunuzdur. Bu böyle, evet, ayaklık mı deniyorlar buna bilmiyorum. İlla ki bir şeyi vardır, ismi vardır ressamlarda. Sayılı boyama aldım arkadaşlar. Sayılarla boyama. Böyle sayıları var. Üst üzerinde biliyorsunuzdur. İşte numaraları var. Ona göre boyuyorsunuz. Oh, nefes nefese kaldım. Ben böyle bir papatyalı işte konverslerin içinde papatyalar çıkmış öyle bir şey aldım. Ondan sonra bu şurada resimleri var. Erkan'a böyle motorlu aldım. Kendime böyle bir Mevlana aldım. Ondan sonra böyle bir tane Erkan'a motorlu aldım. Bir tane daha Mevlana aldım ben arkadaşlar. Bu motor olanı. Ha şu bir tane aynen bu arkada görmüş olduğunuz bu Mevlana. Bu Erkan'ın motoru şu yani şu resim. Öbür motoru da burada. Bu da böyle bakalım. Yani bu gerçekten eyvah eyvah nasıl olacak bilmiyorum. Bu da tekrar bir Mevlana resmi. Şurada şeyi var ama bakayım bir ayırabilecek miyim?
Aynen. Şöyle şuradan gözüküyor. Böyle. Onu boyayacağım arkadaşlar. Vaktimizi böyle deli işlerinden değerlendireceğiz. Ama eminim ki çok zevkli geçecek. Burası çok güzel ısınmış. Havalar ısınıyor. Bugün 12 derece. Yarın 14. Ertesi gün 16. Sonra tekrar bir düşüş yaşayacağız. Bizden böyle her şey yolunda. Anneme çok alışmışım. Dediğim gibi 2 ay buradaydı. Güzel vakit geçirdik. Çay içtik, yemek yedik, sohbet ettik, dedikodu yaptık. Güzeldi. Sağ salim gitti o da. Şimdi biraz önce görüştüm. Ufak kardeşime gidiyorlarmış. Evinden eve dün ufak kardeşim gitmiş anneme. Orada kalmış. Şimdi de annemi de alıp onlara gidiyorlar. Torunlarını görür. Gelinimizi görür, kardeşimin hanımına. Böyle çocuklarım iyi. İyi derken Kürşat'ta geçen hafta Salı günü koronaya yakalanmış. Baya bir tedirgin oldum yani burada üzüldüm işte bir şey yanında değilsin falan. Bir sıkıldım, üzüldüm, daraldım ama çok şükür, çok şükür yani. Gripten bile hafif geçirdi. Bugün bakayım. Tabii bugün 6. günü. Geçen hafta pazartesi. Yok, hayır pardon. Cumartesi günü. Yarın bir haftası olacak. Dün test yapmış. Tekrar pozitif çıkmış. Ama dediğim gibi çok şükür hiçbir şeyi yok yani. Evde kardeşi Sarhan da abimlerde kalıyor. Kurtan'la beraber sağ olsun yengemler de. Yani o da yakalandı. Kız arkadaşı yakalanmış. O da aynı şekilde çok hafif atlatıyormuş. Ve belirteyim, Kürşat'ın da kız arkadaşının da aşısı yok. Kız arkadaşı aşıya karşıydı zaten. Kürşat'a dedim ki oğlum dedim yani iyileş. Ondan sonra bir an önce aşı randevusunu al dedim. Zaten şimdi atlatmış olduğu için 6 ay bağışıklığı olmuş oluyor. 2 ay sonra mı en erken 2 ay sonra mı ne aşısını olabiliyor. Yani o zaman iki aşıya gerek kalmayacak. Bir aşı olacak geçirdiği için. Böyle bir durumda söz konusuydu. Erkan Ezine'ye gitti. Ezine'ye gitmesinin sebebi ben Almanya'da böyle boncuk işlemesi yapıyordum. Yani gene böyle resim belirli arkasında işte fonunda sayıları mevcuttu. O sayılara göre de işte boncuk rengini yapıştırıyordunuz. İşte bir 4-5 tane falan ondan yapmıştım. Dün onları götürdük işte çerçeve yapsınlar diye. Onları almaya gitti. Onları almaya gitti. Ve bir yere daha bir şey demirciye uğrayacaktı tekrar ücretini vermek için. Erkan'ın kardeşi geldi 6 ay buraya yanımıza, ya yanımıza derken Geyikli'ye geldi. Geyikli'deydi zaten. Bir ara bir Gebze'ye gittiler. Orada yaşadılar. Tekrar geldi yanımıza. O da güzel oldu. Böyle anlatabileceğim şeyler böyle. Eminim ki daha bir sürü şeyler oldu ama şu an hatırlamıyorum. Yani dediğim gibi zaten annemle çok vakit geçirdik. Yani bir yere pek gitmedik. 2-3 defa falan yemeğe gittik. Çünkü annemin kronik hastalıkları olduğu için işte bu koronadan korktuk. Hani dedik yani burnumuzdan gelmesin, bir vicdan azabı falan çekmeyelim. Onun için çok dikkatli bir şekilde işte biraz gezdik, dışarılarda gezdik. Deniz kıyısına indik, işte biraz dağlara, taşlara, tepelere götürdü Erkan bizi. Kar yağmıştı çünkü oralara. Annem karı çok seviyor. Öyle yani güzel günler geçirdik. Çok şükür herkes sağ, herkes sağlıklı. Herkes gene uzak ama sağlıklılar. Ben de evdeyim, oturuyorum. Biraz önce dizimi seyrettim. Seyretmemiştim Masumlar Apartmanı'nı. Onu seyrettim. Düşünüyorum resime başlayayım mı, başlamayayım mı diye. Biraz başım ağrıyor. Bir hap içerim herhalde birazdan. Böyle ben bu videoyu yükleyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Hissediyorum. Sizler de beni seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Artık ilkbahara doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Sağlıklı olun. Mutlu olun. Huzurlu olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.